Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde hal çeşitleri konusunu işleyeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bakınız hal çeşitleri enva'ül hal diye arkadaşlar ya da enva'ül hali şeklinde bunu ifade edebiliriz. Hal çeşitleri demek. Arkadaşlar hal nedir diye belki bir soru sorabiliriz. Hal şudur, cümlede fiil meydana gelirken arkadaşlar cümledeki failin ya da mef'ulün bihin durumunu ifade eden kelimeye ya da cümleye Arapçada hal denilir. Onu ifade edelim. Ve bu müfret ve cümle bir de şibih cümle olarak da diğerini ifade edebiliriz. Üçe ayrılır. Bakın burada müfret hal var, cümle hal var. Cümle hal isim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu da cümlenin türü niteliğiyle alakalıdır. Bir de şibih cümle hal vardır arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi bakın bunları örnekleriyle bir görelim. Müfret hal demiş kitabımız. Bir de dipnot vermiş. Dipnota bir inebiliriz arkadaşlar. Buradaki müfret hal ifadesiyle cümle ve şibih cümle tarzında gelmeyen hal kastedilir. Bunu daha önce sıfatta da görmüş idik. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Şimdi müfret hal. Örneğimizi okuyalım arkadaşlar. Ade bakın döndü. Et-talib öğrenci döndü. İlâ beytihi evine döndü. Nasıl döndü şeklinde bir soru soracağız. Cevabımız Nacihan başarılı olmuş ya da başarılı olarak döndü diyebiliyoruz. Buradaki nacihan bir haldir arkadaşlar. Bunun sahibül hali talibi sözcüğüdür. Gördüğünüz gibi. Ade yine döndü. Tüllab öğrenciler ila buyutihim evlerine döndüler. Nacihine efendim başarılı olmuş bir şekilde döndüler. Şimdi burada nacihine baktığımızda hal olduğunu ve sahibül halinin tüllab olduğunu görüyoruz. Hal arkadaşlar burada nacihan gördüğünüz mansup bir ögedir. Nacihine'yi gördünüz. Bu da mansup bir ögedir. Gördüğünüz üzere mansuptur. Hal her zaman mansuptur. Bunu söyleyelim. Müfret halde bu mansup nasb alameti kendini cümlenin efendim türüne, kelimenin türüne göre kendisini ifade edebilir. İşte harekeyle ya da harfle karşımıza çıkarken cümle halde mahallen mansuptur diyeceğiz. Onu söyleyelim. Evet, şimdi geçelim cümle hale. İsim cümlesi. Bir tanesi isim cümlesiydi. Bakın ade et-talibu ila beytihi öğrenci evine döndü dedik. Nasıl döndü? Ve hüve o nacihun başarılı olarak döndü. Bakın şurada hüve müptedadır. Nacihun ise arkadaşlar gördüğünüz gibi haberdir. Dolayısıyla burada bir müpteda haber cümlesi var. Müpteda haber cümlesi cümlemiz öğrenci başarılı olarak başarılı olduğu halde döndü. Buradaki vav ne işe yarar? Bu vava arkadaşlar hal vavı denilir Arapçada. Onu söyleyelim. Cümle hallerde sahibül hale dönen bir zamir de mutlaka bulunur. Buradaki arkadaşlar hüve kime döner? Buradaki talibe döner. Onu söyleyelim. Ade eddullabı öğrenciler döndüler. İlâ buyutihim evlerine ve hüm onlar nacihune başarılı olarak. Başarılı olarak başarılı bir şekilde diyebiliriz. Onlar başarılıdır. Ama cümlede hal vazifesi icra ettiği için bu cümlemiz başarılı olarak şeklinde Türkçe'ye aktarabiliyoruz. Bakın buradaki vav yine hal vavıdır. Buradaki de sahibül hale döner arkadaşlar. Bir zamirdir diyoruz. Şimdi bunlar isim cümlesiydi. Bir de fiil cümlemiz var. Ona da bakacağız. Bir de şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın. Talibu efendim marife bir isim. Tüllab marife bir isim. Bakın bunlardan sonra bir cümle gelmiş. Cümle gelmiş. Marife isimden sonra gelen cümleler duruma göre arkadaşlar marife ismin hali kabul edilir. Nekre olsaydı sıfat kabul edilirdi. Onu da söyleyelim. Cümlemiz bir tanesi fiil cümlesidir. Ade et talibu. Öğrenci döndü ila beytihi, evine döndü. Vakat nacaha, başarılı olmuş bir şekilde. Mazi fiil lefkat edatının geldiğini görebiliyoruz hal cümlesinin başına. Bakınız, başarılı olmuş ya da başarmış olarak evine döndü öğrenci diyoruz. Adetullâbu ilâ buytihim, öğrenciler evlerine döndüler. Vakat necahı, başarılı olmuş bir şekilde döndüler. Zamir burada necaha fiilinin failidir. Burada talibe döner. Necahunun faili vav. Bu bir zamir kabul edilir. Cemaat vav arkadaşlar. Tüllaba döner. Burada vav hali vavul haliyeler zaten görmekteyiz. Ade eddalib, öğrenci döndü ila efendim beytihi, evine, velem yencah, başarmamış bir şekilde döndü diyoruz. Başaramadan döndü diyebiliriz. Bakın yine vavul haliye var. Şimdi burada vakat necaha, necahı bunların bir mazi efendim fiil cümlesi olduğunu gördük. Burada velem yencah da bir anlam mazidir ama yapı muzaridir, onu söyleyelim. Dakhalet dalibu es-saffe, öğrenciler sınıfa girdiler. Yadhakü, gülerek. Muzari fiil geldiğinde burada vavul haliye de gelmiyor genelde. Onu söyleyelim arkadaşlar. Dakhalet dullabu es-saffe, öğrenciler sınıfa girdiler. Nasıl girdiler? Yadhaküne, gülerek girdiler diyoruz. Bakın bunlar muzari fiildir ve başına vav gelmemiştir. Muzari fiilde tercih edilmiyor. Arapçada öyle bir kullanım var. Geldik şibih cümleye arkadaşlar. Ade bakın döndü. Dalib öğrenci ila beytihi, evine döndü. Şibih cümle neydi? Zarf, car mecrur ya da zarfla oluşan cümlelerdi. Bir necahı, başarıyla döndü. Başarılı olmuş bir şekilde, başarıyla birlikte döndü diyebiliriz. Burada car mecrurdur ve hal vazifesini ifa etmektedir. Bunun sahibul hali taliptir. Arkadaşlar şibih cümle ve müfret halde sahibül hale dönen bir zamir bulunma zorunluluğu yoktur Arapçada. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi not hal cümlesini sahibül hale bağlar. Bakın burada cümle dedi, unutmayınız bunu. Bağlaç vav harfi, buna vavul hal denir veya da zamir olabileceği gibi ikisinden biri mutlaka olmak durumunda zaten. Her ikisi de olabilir. Bunu da söyleyelim. Şimdi burada mesela sonra yadhakündeki dönen zamir nedir? Bunun faili olan hiyedir arkadaşlar. Hüvedir. Bunun faili olan şuradaki vavdır. Bu da bir cemaat vavı. Zamirdir. Tullaba döner. Aslında dönme işlemiyle sahibül hal arasındaki bağlantıyı da kuruyor şeklinde yorumlayabiliriz. Gelelim buradaki örnek cümlemize. Rakiptü es-sefinete. Rakiptü, ben bindim, es-sefinete, gemiye bindim. Vel bahru haicun, denizde dalgalı idi. Deniz dalgalıyken ben gemiye bindim diyoruz. Evet. Yedhebu, gidiyor. Halidun, Halit gider. İlal ameli külle yemin, İşe gider. Külle yemin, hem her gün. Yemşi, yürüyerek gider dedik arkadaşlar. Her gün yürüyerek gider. Bakın burada vel bahru haicun, dalgalı, deniz dalgalıdır cümlesi bir hal cümlesidir. Yemşi de yine bir hal cümlesidir. La te'külü ta'ame, la te'külü, siz yemeyiniz. Da'ame, yemeği, ve harun, o sıcak iken. Yemek sıcakken yemeği yemeyiniz şeklinde bunu da ifade ediyoruz. Burası da yine bir hal cümlesidir diyoruz. Gelelim alıştırmalarımıza. Aşağıdaki cümlelerde bulunan hal çeşitlerini tespit ediniz demiş. Örneğimizi okuyacağız. Hal çeşitlerini tespit edeceğiz arkadaşlar. Evet. Ca'e geldi. Dalibu öğrenci. İlal camiati, üniversiteye geldi. Ve o öğrenci müstaidun, hazırdır. İmtihan, sınava. Yani sınava hazırlanmış bir şekilde öğrencim üniversiteye geldi dedik. Burada ve müstaidun lil imtihan, bakın arkadaşlar hal vavuyla birlikte isim cümlesi olarak bir haldir diyoruz. Vavul haliyedir. Devam edelim. Matet öldü. Validetü Muhammedin. Muhammed'in annesi öldü. Ve o, yani bu Muhammed sagirun küçüktür. Muhammed küçükken annesi öldü diyoruz. Bakın ve sagirun cümlesi bir arkadaşlar isim cümlesidir. Ve haldir ve isim cümlesidir. Devam edelim. İ'lem bil. Neyi bil? Kıymete sıhhati. Sağlığın değerini bil. Ve ente sen sahihun sağlam iken. Sen sağlamken sağlığın kıymetini bil. Yani hasta değilken diyebiliriz. Ve ente sahihun. Bu bir cümledir. Buradaki vavvul haliyedir arkadaşlar. İsim cümlesi olarak haldir diyoruz buraya. Ade tullab öğrenciler döndüler. Minel müsabakati yarışmadan döndüler. Nacihin başarılı bir şekilde, başarılı olmuş bir şekilde döndüler ya da başarıyla döndüler diyelim. Burada nacihin arkadaşlar haldir ve müfret haldir. Devam ediyoruz. Ya ey bismillah, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler demek burası arkadaşlar. La takrabu, yaklaşmayınız. As-salate, namaza yaklaşmayınız. Ve entüm, sizler sükara, sarhoşsunuz. Sizler sarhoş iken namaza yaklaşmayınız şeklindedir ayetimiz. Ve entüm sükara, efendim bir hal cümlesidir ayetimizin. Gördüğünüz gibi bu vavda vavul haliyedir. Burada bir isim cümlesi olduğunu görmekteyim. Burada entüm arkadaşlar müptedadır. Sükara ise haberdir diyoruz. Ca'e geldi tullab öğrenciler ilel camiati üniversiteye geldiler. Vakat onlar istaaddu hazırlandılar. Lil imtihan sınava hazırlanmış bir şekilde öğrenciler üniversiteye geldiler diyoruz. Yine bakın burada vakat yine alalım buradan vakat istaaddu cümlesi bir hal cümlesidir ve mazi efendim fiil cümlesidir. Buradaki vavvul haliyedir. Buradaki kat tahkik edatıdır diyoruz. Ca'e geldi eşşutiyi polis pardon vecede buldu arkadaşlar. Öyle diyelim. Eşşutiyi polis buldu. Kimi ellissa hırsızı buldu. Vakat ihtefa o saklanmıştı ale sadhi. Burada sadhun efendim zemin diyelim. Zemine saklanmış idi. Zemin üzerine saklanmış. Zemine saklanmış bir şekilde hırsızı buldu. Şimdi arkadaşlar vakat ihtafa ala sadhi cümlesini gördüm. Bu bir hal cümlesidir malumunuz üzere. Ve mazi bir fiil cümlesidir. Devam edelim. Ade döndü el-amil işçi. Vakat taibe kesiran çok yorulmuş idi. İşçi çok yorulmuş bir şekilde döndü diyoruz. Burada vakat taibe kesiran bir hal cümlesidir. Bu vavvul haliyedir dedik. Sara gitti diyelim. Yürüdü gitti. Atıflı çocuk ve yepki o ağlıyor. Ağlayarak yürüdü diyelim. Burada ve yepkiye ben bir baktım ve bunun hal cümlesi olduğunu gördüm ve İsim cümlesidir. Hüve burada müptedadır. Yepki haberdir. Evet, örneğimize geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerde bulunan müfret halleri cümle hale dönüştürünüz dedi arkadaşlar. Örneklerimizi okuyalım. Ruttu ben döndüm ila menzili evime döndüm. Musri'an hızlı bir şekilde evime döndüm dedik. Ruttu ben döndüm ila menzili evime ve ene musri'an ve ben hızlıydım. Ben hızlı bir şekilde evime döndüm diyorum. Müfret halde olsa arkadaşlar cümle halde olsa anlam aynı kalıyor. Şimdi Name uyudu el meridu hasta müteellimen böyle acı çekerek uyudu dedik. Burada müfret halimiz müteellimendir. Bakın name el maridu hasta uyudu ve huve müteellimun o acı çekiyor. Yani müteellimun yerine arkadaşlar yeteellemu da diyebilirim. O da uygundur. Ama ben buradaki kalıbı bozmak istemedim. Değiştirmek istemedim daha ziyade. Bu şekilde yaptık. Ve huve müteellimun bir hal cümlesidir isim cümlesi olarak. Tahaddese efendim konuştu el üstaz hoca müptesimmen değil de mütebessimen arkadaşlar. Mütebessimen dedik. gülümseyerek konuştu. Mütebessime baktık ve burada ne olduğunu gördük. Bir hal olduğunu gördük. Müfret haldir. Bakınız, tahaddesel üstaz, hoca konuştu. Zaten ana cümleye bir müdahalede bulunmuyoruz. Halleri değiştiriyoruz. Ve mütebessimun. O gülümsüyor, gülümseyerek konuştu dedik. Gülümsediği halde konuştu diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim buraya. Gadar ayrıldı. El-zuyuhu misafirler. El-hafle törenden. Törenden ayrıldı misafirler. Mesrurine. Bakın, mutlu bir şekilde. Mesrur, mutlu olmuş demek. Mutlu bir şekilde ayrıldılar. Bunu cümle yapıyorum arkadaşlar. Gadara ayrıldı. El-duyufu misafirler. El-hafle törenden. Vehum onlar mesrurune. Mutludurlar. Burada isim cümlesi olarak bir hal cümlesi ifade etmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Mümkün olduğunca arkadaşlar buradaki mesrur kelimesine ve müfret halleri bozmamaya çalışıyoruz. Ama bunları cümle olarak işte fiil cümlesi olarak ifade edebiliriz. Evet, edebiliriz. Vehebetil benatı. Vehebet gitti. El benat. Kızlar gittiler. İlel hadikati. Bahçeye gittiler. Musri'atın. Hızlı bir şekilde. Bakın, vehebet el benatı. Kızlar gitti. İlel hadikati. Bahçeye gitti. Ve hunne. Onlar musri'atın. Hızlıdırlar. Burası bir hal cümlesi olduğu için hızlı bir şekilde, hızlıca gittiler anlamını verebiliyoruz. Hacer'a bakınız burada hicret etti. El muslimune, Müslümanlar hicret ettiler. İlel medineti, Medine'ye hicret ettiler. Tarikine, bırakarak envalehum mallarını. Mallarını bırakarak Medine'ye hicret etti Müslümanlar dedi. Arkadaşlar bunu şöyle ifade edelim. Bakınız, Hacer'a el muslimune ilel medine. Buna bu kısım zaten var idi. Ve hum onlar tarikun emvale. Bu şekilde bir isim cümlesi hal yapabilirim arkadaşlar. Ve hum onlar yetrukun emvalehum şeklinde yine bir isim cümlesi yaparım ama isim cümlesinin bu defa haberi yetrukune muzari fiil cümlesi olarak haber karşıma çıkar. Bakın ama burada hum tarikun, tarikun burada müfret bir haberdir. Evet, Ca'e geldi. Tullab öğrenci. Müstaiddine, düzeltiyorum. Öğrenciler geldiler. Müstaiddine hazırlanmış bir şekilde. Lilimtihan sınava. Sınava hazırlanmış bir şekilde geldi. Müstaiddine arkadaşlar gördüğünüz gibi müfret bir haldir. Cümle yapıyorum. Ca'e tullab öğrenciler geldiler. Ve hüm onlar müstaiddun lilimtihan. Sınava hazırlanmış bir şekilde geldiler dedik. Bakın. Müptedadır, müstaidun haberdir. İsim cümlesi haber arkadaşlar isim cümlesi olarak hal yaptık. Dahalel hacu, dahale girdi. El hacu, hacı girdi. Mekke'te, Mekke'ye girdi. Mülebbiyen lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyerek girdi diyebilirim ya da telbiye getirerek girdi diyebilirim. Dahalel hacu, hacı girdi. Mekke'te, Mekke'ye girdi. Ve o mülebbin arkadaşlar ya da yülebbi diyorum. Bakın ismi fail yülebbi şeklinde yapabilirim. Burada mülebbin dersem müptedanın haberi müfret bir haber olur. Yülebbi şeklinde bunu ifade edersem de haberimiz arkadaşlar cümle haber olur. İkisi de aynıdır. Telbiye getirerek yine Hacı Mekke'ye girdi diyorum. Devam ediyoruz. Vasaleti dıfletu gâgıbeten dedik. Şimdi vasalet geldi, ulaştı. At-tıfletu çocuk, kız çocuğu gâgıbeten kızgın bir şekilde geldi dedik. Burada gâgıbeten müfret bir haldir. Tıpkı mülebbiyende olduğu gibi arkadaşlar. Dahalel vesalet tıfleti kız çocuğu geldi. Vehiye o gadibetün kızgındır. Kızgın bir şekilde geldi. Öfkeli bir şekilde geldi. Şeklinde müfret hallerimizi böylece cümle hale dönüştürmüş olduk. Şimdi en kolay şekliyle ismi cümle muzari şöyle söyleyelim isim cümlesi olarak bunu yaptık. Tabii biz bunları mazi fiil cümlesine, muzari fiil cümlesine de dönüştürebilirdik arkadaşlar. Konu otursun diye buradaki mümkün olduğunca müfret hallerin yapısında bir değişikliğe gitmemeye gayret ettik. Evet arkadaşlar, bu dersimizde hal konusuna bir giriş yaptık. Konuyu gördük, alıştırmalarımızın bir kısmını yaptık. Bir sonraki dersimiz yine hal konusuyla 3. alıştırmadan devam edeceğiz. Hepinize ben başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arapçayla kalmaya devam edin.